Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Bakayım kimler geliyor. Yeni katılan dostlar var, onları bilmiyorum. Bizim usulümüz şuydu. Herkes bulunduğu şehri ve ülkeyi yazarsa, bizi nerelerden takip ediyorsunuz ve yayınımıza misafir oluyorsunuz, biz de haberdar oluruz, iyi olur. Ve oraya bir selam yollamış oluruz. Hadi yazar mısınız? Evet. Bak Beyoğlu burada mesela, bildiklerimi ben sayayım. Lütfen şehrinizi ve ülkenizi yazarsanız çok sevinirim. Esma Hocam bir canlı yayındaydı. Samsun'la bir canlı yayın yaptı. Ben de böyle 1-2 dakikalık bir sürprizce dedim. Konya'ya selam olsun. Konya'ya bir sürprizim olacak. İnegöl'e selam olsun. Bak ne güzel. Ah Konya'ma. İstatistiklerde beni en çok takip eden ikinci il Konya çıkıyor. Bilecik Bozüyü'ye, Kocaeli'ne, Diyanet'teki öğrencilerime, canlarım benim. Hepinize selam olsun. Nide'ye selam olsun. Nide ile arayı ne kadar uzattık ya. En son TÜGVA'nın misafiri olarak gelmiştim. Malatya Yeşilurt'a selam olsun. Hadi Nide bir hareketlenin. Çağırın, davet edin, gelelim. Esma Hocam katıldı. Ya bu nasıl maşallah güzel bir enerji. Bak hemen onu alıyorum. Etmeden biz de yayını yapalım. Yapalım, ondan sonra dinlensin benim kuzum. Evet. Selamünaleyküm Selamünaleyküm. Hanım Aleykümselam. Hoş geldin kuzum. çok teşekkür Nasılsın ediyorum. öncelikle? Seni gördüğüm için manevi annem. Canım hocam çok mutluyum, çok iyiyim. Canlı yayına 2 dakikalığına aldı beni Ayten. Dedim ki hadi çocuğum yuvana dön. Çok güzel. Yuvana dedim. Bak dolaşma bir saniye. Misafirliklerde dolaşma dedim. Evet, Bursa'dasın. Bursa'dayım. Bursa'da devam. Şu an sağ olsunlar online ders olarak devam ediyoruz. Ayağımızı uçtuk, burktuk. İnşallah. Şimdi onu bir izah edelim çünkü çok merak eden oldu. Ben sen olmadan gıyabında böyle bir şeyi izah etmeyi çok etik ve uygun bulmadığım için işte biraz dua edin. Küçük bir imtihanımız var diye geçiştirdim ama çok mesaj aldım. Dolayısıyla öncelikle bir kere Bursa'da anneannenle birlikte olduğunu bildiğim için herkes adına anneannenin ellerinden hürmetle, saygıyla, sevgiyle öpüyorum. Duasını üzerimizden eksik etmesin diliyorum. Ondan sonra da lütfen şu yayını da yapamadık çünkü seni bir rahat ettirmemiz gerekiyordu. Tam böyle seni rahat ettirmeye çalışırken aslında bana da olanlar olmuştu. Çok denk geldi birbirimize. Ana kız bir küçük böyle imtihan daha atlattık elhamdülillah. Bir küçük anlatır mısın bize ne oldu ve şimdi Ayağım nasılsın? küçücük bir çukura Bolca dua girdim. edeceğim. Ayağımın bir kısmı bir şeyde kaldı. Çukurun altında bir kısmı üstünde kaldı. Derken çıtır diye bir ses duydum. Burkuldum. Yani ayağım burkuldu. Çok şükür 10 gün alçıdaydık. 10 gündür parmağımın ucunda yürümeye devam ediyorum. Bir 15 gün kadar yine mola vermiş olduk. Ama daha da inşallah muhabbetle döndük. Çift yayınla döndük yani kıymetli hocam. Çok Çok şükür. şükür. Çok şükür. Peki ayağın şu Yok an yok, altıda mı bandajla hala? devam yani. Bandaj. Oh aman dikkat et kuzum. Sen bize çok lazımsın. İnşallah Evet. nazarlar çıkmış olsun. Bu küçük imtihanı alnımızın akıyla atlatmış olalım inşallah. Şimdi zaten çok emin ellerdesin. Evet. Anneanneciğinin yanındasın ya. Aynen Daha öyle. ferahladım ben. Hakikaten Çok böyle şükür. bazen Allah'ıma hoşumuza giden şeyler oluyor. şükür. Buradan da mesajımızı verelim. Maşallah demeyi unutmayalım. Yani böyle insanın kendine de nazara değebilir. Başka bir enerji yani bir negatif bir enerjiyle de karşılaşabilir. Maşallah demek çok önemli. Ben o gün hissetmiştim bir gün öncesinden. Birkaç defa tökezlemiştim. O gün Bismillahirrahmanirrahim tammati duasını çokça okudum. Yani belki de çok ucuz atlattık yani başımıza ne gelecek. Çok Yani şükür. öyle. Tahmin edin. Kelimatillah tammeti müşer mahalak. Bütün yaratılmışların şerinden Allah'ın tam eksiksiz kelimeleriyle sığınıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gökte ve yerde Allah'ın izniyle hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla her işimize de başlıyoruz inşallah. İnşallah. Bu gerçekten nazar ve maşallah demek. Hatta maşallahı barekallahla mühürlemek çok kıymetli. Benim de kuzenimin eşi bir hafta oldu olmadı. Çocuğunun yatağının başında bir an böyle gözü karardı. Düştü omuzunu 3 yerden kırdı.
Şu an ameliyattan çıktı, daha ayılmadı Benim geçmiş olsun. hastanede. Ben bu yayını bir kez daha iptal etmemek için bu akşam değil de yarın onun yanında refakatçi kalmak üzere programladım kendimi. Çok da Refakat dua isteriz. canım hocam. Gencecik kadın. Estağfurullah, ama bir sorumluluk bu yani, keyfe göre, çünkü hayatta mazeretler hiç bitmez. Allah'tan onlar da halden anlayan insanlar. Bugün o olur, yarın bu olur. O erteleme işine insan bünyesi ve zihni alıştığı zaman her şeyi erteliyorsun, çünkü her şey sana göre önemli. Fakat onun başında şu an eşi var. Güvenli, emin ellerde, iyi bir hastanede. İlk gece zaten narkozun etkisiyle böyle yarı baygın, yarı aklı başında geçer. Önemli olan yarından itibaren olacak olan destek. Orada da Allah'ın izniyle biz vazifemizi yaparız. Yeter ki o bir an evvel şifa bulsun. Yani diyeceğim o ki, onlar da aynen bizim gibi böyle bir anda oldular. Ne olur gerçekten, hani en çok annenin evladına nazarı değdiğine göre, illa o nazarın kötü bir bakış, kötü bir kalbe ait olması gerekmiyor. Şurada şunları yapıyor oluşumuz bile hep böyle bir şey konusu oluyor. O yüzden maşallah, barek Allah deyip üstümüzde güzel enerjinizle birlikte bizi korumaya alın. Bir avuç güzel insanı koruyup kollamak bence müminliğin en güzel şey işaretlerinden olsa gerek, değil mi Evet, hocam? kıymetli hocam. Maşallah, barek Allah, maazallah. Rabbim korusun. Rabbim yücelsin. Maazallah, Rabbim muhafaza etsin, saklasın. Hakikaten bu Elhamdülillah. korunma dualarını da çok çok okumak lazım. Çünkü bizi zırhlıyorlar ne olursa olsun. Büyük belalardan bizi zırhlıyorlar. Ve çok güçlü Çok ve şükür. hızlı bir şekilde de günlük hayata dönmemizi sağlıyorlar. Zaten duaların gücünü de böyle olan durumlarda daha iyi anlıyoruz. Yani bazen Aynen. alışkanlıklarla her zamanki dostlarımız diyoruz ama en yakın dostun değeri zor günde anlaşılır. Bu duaların da değeri de zor günde anlaşılır. Aynen. Şimdi biz yayını açtıktan sonra katılan hepsi birbirinden kıymetli dostlar var. Fakat dediğim gibi böyle arada gözümün iliştiklerini de söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Anladım. Üstüner Sevgili yayında Sunan, selam etti. sevgili Çok Sunan hoş teşekkür ederim. gelmiş. Tanışıyorsun. Gülcan'ım, Sancaktepe Belediyesi'nin çok muhteşem ekibinin koordinatörü, güzel işler yapan güzel kardeşim. Yayının başında duymadın, Evet, Niğde'den davet duydum. bekliyorum dedim. Niğdeliler yayındaydı. Sen değil, Gülcan Tamam. Niğdeli Federasyonu'nun başkanı. Ona göre Niğde, kar kış basmadan, yollar kapanmadan hadi bakayım harekete geçin inşallah. Hatta çoğu yere hocamı da davet ederseniz birlikte İnşallah. geliriz biz anne kız. Çok güzel çalışmalar yaparız Seveceğim. inşallah. Ve bütün yayındaki var olan dostlarımıza gönül dolusu selam olsun. Bir 15 günlük hasret çektik. Biz imtihanlarımızı inşallah layıkıyla vermişizdir. En azından çok safi, yani hasbi bir şekilde teslim olduk. Rabbim oradan inşallah yüzümüzü güldürür. Şimdi bak, Maşallah. görüyorsun değil mi nasıl çalışıyorum Maşallah. hocam? Bak. Çalışıyorum hocam. Vapurda, metroda, orada, burada, evde, işte bulduğum her fırsatta çalışıyorum. Millet sarayda yaşar, biz çekirdek yerken boğazımızda kalır diyordu bir komedyen. Halt etmiş, çünkü saraydakinin, o komedyen halt etmiş, kimse o. Çünkü saraydakinin imtihanı kendine göre, çekirdek yerken boğazında takılanın kendine göre. Bu böyle, bu dünyada, yani modern dünyadaki insanın kendi statüsü ve sınıfsal farkının üzerinden imtihanı değerlendiriyor olmanın bile içi bence fitne ve fesat dolu. Yani Sence öyle hocam? herkes kendi gücü nispetinde la yekellifullahu nefse illa bi sahha. Allahü Teala kimseye gücün üstünde yük yüklemiyor. Herkes gücü nispetinde imtihana tabi tutulacak ki 100 puanı alsın, yani kulluk seviyesiyle başka nasıl ulaşacağız diyor. Yani imtihan Aynen öyle. sırrı da budur. Hangimizin hayırlı iş yapacağını Hak Teala imtihanlarla belirlemiş oluyor. Biz de öğrenciye diyoruz ki yani biz sizi sınav yapmadan geçiremiyoruz. Çünkü 100 alan öğrenciyle 70 alan öğrenciyi ayırt etmemiz lazım diyoruz. Adaletin gereği bu. Kötü maksatlı değil, adaletin Aynen. gereği, ben gereği. Ya bir de hani oralarda olunca imtihan olmuyorsun diye bir kural yok. Tam tersi, belki de orada olunan imtihan bizim başımıza gelse belki kaldıramayacağız yani. O yüzden Rabbim kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemiyor. Biz işimize bakalım, önümüze bakalım. Ondan bundan ilgilenmek aslında
bir mümin ahlakı olmasa gerek. Hep dönüp içine bakacaksın ve kendinle ilgileneceksin. Hani bir dündü galiba bir hikaye paylaştım da herkesin pek hoşuna gitti. Ay hocam bu nasıl güzel bir söz olmuş diye. Yani her konudaki şahitiniz ve hak vereniniz Allah olduğu zaman hiçbir şeyi dert etmiyorsunuz. Kul istediği kadar arkanızdan konuşsun, haksızlık etsin, iftirada bulunsun, gıybetinizi yapsın diyorsun ki ya Allah şahitim. Onun şahitliği bana bu dünyada huzur verme noktasındaki en sağlam yer. Gerisi de hiç önemli değil zaten. Oraya sığınmak, hani teslimiyet, tevekkül ve tefekkür içinde olmak insana bir huzur veriyor, bir ferahlık veriyor ve diyorsun ki tamam ya, tamam. O yüzden herkese içe dönmeyi tavsiye ediyorum. Bunu şeyde pandemi sürecinde biraz başarmıştık toplum olarak, dünya toplumu olarak. Fakat yine bir pandemi bitti. Aman Allah'ım gene biz bir eski hallerimize döndük. Yine bir hırslar, yine bir hasetler, bir onu alamadım, buraya gidemedim, şunu yapamadımların peşindeyiz. Rabbim tekrar bizi inşallah imtihan etmesin. Dikkat edelim. İnşallah kıymetli hocam. Ben yine bu esmalara, iki tane kitabımız var ama esmaları bitirdikten sonra dua terapisine geçeyim mi diye söylemiştim size. İnşallah esmalardan dua terapisine doğru geçmek istiyorum. Sen kimler? Sen kimler konuşuyorsun? Kimler ha? Sen bir tane çıkarırsın, ben kaç tane çıkarırım? Ben utandım şimdi. Ben bir tane kitabım var. Ya annelik böyle bir şey hoca. Bak bak hoca, bak hepsi esma. Şimdi yayına yeni katılan takipçiler var ya, onlar şaşırıyordur. Uşengil hoca ne yapıyor? Bu kitapların hepsine şu karşınızda duran doçent doktor Esma Sayın hanımefendi bereketli bereketli yazdı. Tabii anneanne ve anne duasını alınca üstüne böyle güzel oluyor inşallah. Dolayısıyla bunların hepsini, ya gel şunu bir daha tekrarlayayım ben, bana bir müsaade et. Bu kitapların hepsini ister internetteki kitap satış sitelerinden hemen sipariş edin. 2-3 gün içinde kapınıza gelsin. Hatta bolca hediye edin. İsterseniz yok ben gidip kendimi arayacağım, bulacağım derseniz, ruhsal sağlık için en muhteşem dualar, dua terapisi, tasavvufi aşkla Esmaül Hüsna, tasavvuf terapisi, şu an yanımda yok, onu bulamadım taşındığımda karıştı, namaz terapisi, bir iki tane daha vardı değil mi? Tasavvuf eğitimi. Google'da Esma Sayın diye arattırın, Esma Sayın kitapları diye arattırın, önünüze dökülecek. Çok da uygun, güzel de fiyatlar. Eşinize, dostunuza, şimdi sömestr yaklaşıyor, kuzenlerinize, çoluğa, çocuğa, büyüğe, küçüğe, herkese hediye alın. Okuması çok sade bir dil. Hani böyle zorlayıcı, içinden çıkamayacağınız akademik bir dil değil. Kendi akademisyen ama dili bizden. Hani böyle, ay ya ben bu kitabın içine bir türlü giremedim diyeceğiniz bir kitap asla değil. Çok anlaşılır, çok böyle kategorize edilirken dikkatli edilmiş. Başlıkları çok sağlam. Hatta bak şu dua terapisinde mesela bir açayım. Zihin açıklığı ve başarı duaları diyor. Böyle başlıklar altında ben oraları böyle işaretlemişim. Hani açtığınızda okuyacağınız çok güzel bir hazine. Canım. Evet söz hocam. Sende artık. Azıcık nefes almış oldun. Ben reklam kısmını hallettim. Ya, duruyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Niye? Emek marifet iltifata tabidir. Değil mi ki sen geceni gündüzüne katıp güzel güzel bir kadın olarak, bir akademisyen kadın olarak, bir mümin kadın olarak bu emeği ortaya koymuşsun. Benim vazifem bir kadın olarak buna sahip çıkıp dilim döndüğünce, kalbim yettiğince çok insana bahsetmek, çok insanın okumasına vesile olmak. Oradan da akıllıca duayı kapmak. Allah razı olsun. Şengül hocamla tanışmıştık. Tavsiye etmişti. Bu kitap bize iyi geldi dediklerinde bana da bir pay düşecek. Ne haber? Yani ben de işin manevi ticaret kısmındayım. Bunun bir sevabı hocam, var. Cennette Cemalullah'ta da buluştuk. Bu güzel efendim yüreğimizin. Herkes yüreğinin ekmeğini yer kıymetli hocam. Belki de aynen. Cennette Cemalullah'ta aynen buluşmanın sırrı da budur yani. Bu kardeşliktir, bu anneliktir, bu evlatlıktır. Sen yani kul olarak biz kimi marifetini ortaya koyuyorsak çok samimi bir şekilde, kimin emeğini görüyorsak, hani takdir makamında değiliz belki ama o emeğe bir saygı ve muhabbet duyuyorsak, işte o muhabbetten doğan bereketi kendi hayatımızda görüyoruz. İç huzuruna kavuşuyoruz.
Mümin, müminin kardeşi ya. Hani Batı dünyası ezberletti insanlara, homo homini lupus, insan insanın kurdudur dedi ya. Ya yürüyün gidin oradan ya, gafiller. İnsan insanın nerede kurdudur? Mümin, müminin olsa olsa yurdudur, aynasıdır, cennetidir. Dolayısıyla biz hem kadınlar hem erkekler olarak kardeşiz. Yaradan'dan ötürü seven bir medeniyetten geliyoruz. Dolayısıyla birbirimizin emeğine sahip çıkacağız. Akademisyen olarak bulunduğu yere sahip çıkacağız. Takdir edeceğiz, seveceğiz, sayacağız, hürmet edeceğiz o bilgiye. Kolay yetişmiyor bu ülkenin akademisyenlere. Onun için aman gözünüzü seveyim. Evet eskiler, birbirinize sorulan soruların cevaplarını verin Nurcan'ım. Bak ne güzel. Bu yayın kaydediliyor. Kitapları istediğiniz internet sitesinden temin edebiliyorsunuz. Ben tekrar tekrar Esma hocamı bölmemek için bu uzun girizgahtan sonra artık sözü ona vereceğim. Haydi Sağ bakalım. olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Azim isminde kalmışız kıymetli hocam. Çok azametli, çok yüce. Allah'ın bu ismini bir tanıyalım. Şimdi bunu, Allah'ın bu güzel ismini efendim en güzel namazda tanıyoruz. Yine namaza gittik. Ve bu Azim isminin namazdaki diğer kardeşi Eala. Azim yüce demek, Eala da en yüce demek. Evet. Azim yüce, Eala en yüce. Yüceliğine sınır çizilemeyen. Yüceler yücesi en yüce demek. Eala. Ekber de mesela en büyük demek. O zaman namazdaki üç kelimeyi de böylece azim ması üzerinden Görmüş olduk. öğrenmiş oluyoruz. Allahu Ekber derken Allah en büyük diyoruz. Azim derken Hak Teala'nın yüceliğini ifade ediyoruz. Eala derken de onun en yüce olduğunu, yüceler yücesi en yüce olduğunu ifade ediyoruz. Zaten Hazreti Mevlana'nın namazını hatırladığımız zaman Hazreti Mevlana Malikiyevmiddin ayet-i kerimesiyle hesap gününün önüne açıldığını hissediyordu. Ne diyoruz? İşte Malikiyevmiddin o hesap gününün sahibidir. Bana sordu sağ elinde ne yaptın, sol elinde ne yaptın, sana verilen nimetleri nerede harcadın, gençliğini nerede tükettin gibi yüzlerce soru sordu diyor Hak Teala. Hesap anını yaşıyor, hesap gününü yaşıyor. Sonra diyor ben o soruların bir kısmına cevap verdim, bir kısmına cevap veremedim. Cevabını veremediğim sorulardan dolayı eğildim. Yani saygının, tevazunun, tevbenin, pişmanlığın hareketi rükudur. Bunun anahtar kelimesi ve esması da azimdir. Ve ne dedik? Azim yüce demek. Yüce Rabbim. Rab demek terbiye eden, sahip çıkan demek. İki tane temel anlamı var. Terbiye eden ve sahip çıkanım. Sübhan neydi? Tesbih ederim, tenzih. Seni güzel isim ve sıfatlarınla anarım, yüceltirim. Sen benim gibi eksik ve kusurlu değilsin. Ben de senin gibi mükemmel değilim. Tenzih buydu. Tesbih ise seni güzel isim ve sıfatlarını anarım demekti. Seni kerim Tamam. ismindeki ikram edicinle anarım ve yüceltirim. Seni ha ismindeki derinliğinle anarım ve yüceltirim. Seni vedud ismindeki sevginle anarım ve yüceltirim. Hak Teala kendisini böyle anan ve yücelten kulu tekrar huzura alır. Huzura aldığında ikinci kıyam, ikinci huzura alınma, ikinci zaferdir. İlkinde Allahu Ekber diyerek huzura alındık ve tesbih ve tenzihimizi yaptık. Allah'a güzel isim ve sıfatlarını anarak yücelttik. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik dedik. Allah'ım seni hamd ve övgü, şükür ve takdir içerisinde anarım ve yüceltirim dedik. Sonra rükuda saygı ve tevazu duyumlar içerisinde eğilip Yüce Rabbim seni güzel isim ve sıfatlarını anarım ve yüceltirim dediğimiz için Hak Teala bizi ikinci defa huzura aldı ve ödüllendirdi. Bu ödüllendirme sonucunda dedik ki Sema Allahu limen hamide ya Rabbim. Sen benim hamdımı Sema sesinden aklımızda kalsın demiştik. Sema Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdını işitti. Ona tekrar huzurda durma imkanı verdi. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bunu Allah'ın hamdi olarak ifade eder. Bu Allah'ın övgüsüdür. Takdiridir. Tekrar kulu huzuruna alması. Allah'ın övgüsü takdiri kulun takdirinden öncedir der. Sema Allahu limen hamide. Allah kendisine hamd edenin hamdını işitti. Bunu tekrar huzura aldı. Onu övdü, ölmüşler arasına kattı. Buna karşılık kul da dedi ki, Rabbena lekel hamd. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir. Sana layıktır. Aynı Elhamdülillahi Rabbil Alemin de dediği gibi. Hamd ve övgü, şükür ve takdir alemlerin Rabbi Allah içindir. Rabbena lekel hamd'da da buna benzer bir ifadeyle kul yine Allah'a hamdini sunar. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir der. Hak Teala bu sefer, bakın bedenen kul aşağılara doğru indikçe saygı, tevazu duygular içerisinde eğildik de değildikçe saygıyla onu anıyor huzurda tekrar. İşte beden aşağı indikçe
duygular yükseliyor. Artık secdede saygının, tevazuunun yerine ve daha üst bir noktada yakınlık, aşk ve heyecan yerini alıyor. Bunun ifadesi de e'ladır. Ali ismi de e'la da Allah'ın yüceliğini ifade eder. En yüce, yüceler yücesi, yüceliğine sınır çizilemeyen Rabbim, terbiyecim ve sahibim, seni güzel isim ve sıfatlarınla anarım ve yüceltirim. İşte seni kerimsindeki ikram edicinle anarım ve yüceltirim. Seni ha ismindeki efendim diriliğinle anarım ve yüceltirim. Seni Settar ismindeki hataları örtücülüğünle anarım ve yüceltirim deriz ve sonra miraca çıkarız tahiyyat duasında. Şimdi o zaman azim namazın bize öğrettiği ve namazda andığımız bir isimdir. Yüce, pek yüce ve Rabbim azim ismi hürmetine senin yüceliğini gönüllerimize bizlerin hissettir ya Rabbim. Sübhane Rabbiyel Azim cümlesinin manevi anlamlarında gönlümüze ikram et. Ne diyorduk Sübhane Rabbiyel Azim'de? Yüce Rabbim senin güzel isim ve sıfatlarında anarım ve yüceltirim. İşte azimde saygıyı, tevazuyu, tevbeyi, pişmanlığı, Hak Teâlâ'nın yüceliğini hissedip onu o yüce isimleriyle anıyoruz ve yüceltiyoruz. Ve sonra biz de Allah'ın saygısına, hamdına efendim mazhar oluyoruz inşallah. Azim isminde böyle bir güzellik var kıymetli hocam. Çok şükür. Bir kardeşimiz yazmış ki çok nazar alıyorum, negatif enerji çekiyorum üstüme. Ne yapmalıyım diye. İşin dua ve esma kısmını sen elbette açıklarsın ama ben küçücük bir uyarıda bulunayım. Bir kere bu olumsuz cümle yapısından tez vakitte vazgeçerek ilk adımı atabilirsiniz. Yani ben negatif enerji çekiyorum dedikçe, nazarı çekiyorum üstüme dedikçe beyin duyduğuna inandığı için hani o enerjiyi siz kendiliğinizden farkına varmadan altını üstünü çizip belirgin hale getirdiğinizde o zaten gelip sizde yerleşiyor, kiracı oluyor. O yüzden böyle davetler yapmayın farkına varmadan ama işin koruma kısmını da Esma Hocam bize söylesin Hazreti lütfen. Peygamber'in koruma duaları çok önemli. Ben dediğim gibi o gün o enerjiyi hissettim ve okumaya başladım. Tökezlemiştim, düşmedim. Sonra çok hafif bir şekilde atlattım onu. Belki çok daha ağır Çok atlatılacak bir durum. Çok hafif atlatılmış oldu. Bu şeye benziyor. Mesela şimdi arabalara sigorta kasko yapıyoruz. Maddi hasar, çok büyük bir maddi hasarla atlatacakken basit bir örnek bu. Ne yapıyoruz? Basit maddi hata şeylerle efendim sıkıntılarla atlatıyoruz. Bu da bizim manevi sigortamız yani. Belki başımıza gelecek çok ağır aynen. bir tahribat var ama çok basit sıyrıkla olayı atlatıyoruz. Ya diyorsun ya bazen, ya çok ağır bir kazaydı. Bir burnumuz kanamadan çıktık. Neden? Manevi sigortanı yapmışsın çünkü. Ayet-el Kürsi okumuşsun. Belaya uydur Sümme ve vel aliyyül azim deyip Allah'a sığınmışsın. Fallahu halim hafızan ve erhamur rahimin demişsin. Allah koruyanların en hayırlısıdır. O merhametlerin en merhametlisidir demişsin. Bu Kur'an'ın sigortaları. Hazreti Peygamber'in dualarında da, sığınma dualarında da çok güçlü bir manevi sigorta var. Manevi korunma var. İşte iki tanesini söyledik, tekrar söylüyoruz. Hiç bıkmıyoruz bunları söylemekten. Ya'udhu bi kelimatillahi tammetin min şerri ma halak. Bütün yaratılmışların şerrinden Allah'ın tam ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Şimdi bu sığınma duası bizi felak ve nasa bağlıyor. Ne yapıyoruz felakta? Ortalığı kaplayan karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, haset ettikleri zaman, kıskandıkları zaman o sinsi hasetçinin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Nas'ta da kalbin içine insandan görünen ya da görünmeyen varlıklardan fısıldayarak, kalbimize kötü düşünceler hissettirerek, vesvese veren, obsesyon veren, sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a yine sığınmış oluyoruz. Ferhat Nas duaları da bu anlamda çok güçlü sığınma dualarıdır ve sıklıkla okumak lazım. Yine Hazreti Peygamber'in sığınma duaları. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismi şey'in fil ardı ve la fis sema ve semulelim. Gökte ve yerde Allah'ın izniyle hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla her işime başlarım. Hem bu duada sığınma var, hem besmele var, hem de Hak Teâlâ'nın esmaları var. Yani dolayısıyla çok yönlü dualar bunlar. Çok güçlü dualar, çok yönlü dualar hakikaten. Bu anlamda nazarı bu şekilde söyleyebiliriz, bağlayabiliriz duamı. Çokça sadaka da Tabii. vermeyi ihmal etmeden, hele hele böyle ekonomik sıkıntıların çok olduğu bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz. Biraz böyle ihtiyaç sahiplerini küçük küçük katkılarla da olsa koruyup kollamak, gözetmek de güzel bir tedbir.
Rüyası çıkan insan ne yapmalı eğer kötü rüyada çıkıyorsa? Eğer kötü rüyada çıkıyorsa. Kötü Ha, bu ilginç bir soru. O gördüğünü düşünüyorsa rüya anlatmaması. Efendim bazı bizim büyükler suyu anlat derlerdi ama Hazreti Peygamber Allah'a sığınılması gerekiyor derler. Hani suyu anlatma şu anlamda, su alsın götürsün ama başkasına anlatma. Yorma o rüyayı. Kötü yorma. Çünkü rüyalar aslında çok iyi rüyayı bile anlatmamak lazım. Bununla Yani bu böyle böyle insanın kendine özel yani fısıltı halinde bile söylememek lazım. Neden? Çünkü bu senin özelin ya, mahremin. Onu biraz tutabilmek, şu ağız kısmı var ya, bu bölgeye biraz sahip çıkabilmek. Böyle içinden geldiği gibi işte onu da anlattın, bunu da anlattın falan yok. Hatta bundan ilgili çok güzel böyle bir hikaye vardır. Zamanın birinde adamcağız rüyasında kendi evine yılanın çıktığını görüyor bahçeden, camdan. Koca koca yılanın gidiyor kadı efendiye rüyayı yorumlatmaya. Ve diyor ki komşumuzun diyor evine diyor yılan girdi diyor. Kendi evine anlatmak istemiyor. Kadı diyor ki git komşuna müjde ver. Devlet kuşu kondu başına. Çok güzeldir. Nasip ve kısmet güç geliyor diyor. Yok yok diyor kadı efendi, o diyor yılan bizim. Yo diyor, sen kimin üstüne yorduysan rüyayı artık diyor bunun karşılığı onun evine gelecek diyor. Yani böyle güzel kıssalar da var. Dolayısıyla biz kendi içimizden Rabbimizle irtibat kurarak, hayır ya böyle kötü bir rüya gördüm ama Rabbim sen hayra tebdil edersin, hayra çıkarırsın inşallah, başka bir şeyin işaretidir demek en güzeli. Dolayısıyla bir de rüyam çıkıyorunun arkasında bir manevi gücün ve yeteneğin olduğuna çok aldanmamak gerekiyor. O aldandığın yer büyük bir imtihan haline gelebilir. Bunu insanlara söylemeye de gerek yok. Öyle bir şey varsa bile, öyle bir yetenek sende kalsın. En hakikaten güzeli o. efsane rüya da olabilir. Hak Teala'ya sığınmak lazım. Şer gibi görünen bir rüya olabilir. Hayra tebdil edip hayra yorumlamak lazım. Şer görünen şeylerde hayır vardır. Rüyalarda da öyle. Ben geçen de annemi mesela bana iki tane yoğurt verirken gördüm. Yoğurt hem kademe artışıymış, manevi kademe artışı. O zaman da daralmıştım, dua etmiştim maşallah falan. Var. Ondan sonra hem de her türlü kısmet diye yoruldu. Ben de hayra yordum yani. İki tane hayır. Hayatımda manevi anlamda da efendim, belki diğer taleplerim anlamında da bir hayır gelecek diye yordum. Anneciğime de dua ettim. Yasin okudum. Belki de beni özledi dedim. Sen de bana yoğurtları, manevi yoğurtları gönder. Hadi bakalım dedim. Dolayısıyla annemi de duayla yine aldım. Yasin'i aldım mesela. Yani bazen böyle hem rüyanın kendisi hayırlar getirir hem de hayırlı insanlar o rüyanın içindeyse onlar dua istemiştir. Bir an önce onlara dualarını göndermek, kısmetlerini göndermek. Onlar da yoğurt bekliyor. Onlara da böyle manevi yoğurtlarını göndermek gerekiyor. Evet, manevi yoksa olalım. hüzün ve melankolizm içerisinde ölmüşlerimizi anmanın bize bir faydası yok. Onları duayla, Kur'an'la alacağız yani inşallah. Ve onlara hayırlar göndereceğiz. O kurban psikolojisine girmek, kurban psikolojisine girmenin hayatta ne manevi kısmında ne yaşam kısmında hiçbir anlamı yok. Yani oradan belki günlük olarak aile fertleri ya da yakınların ilgisini üstünüze çekebilirsiniz ve o çok hoşunuza gidebilir, o mağdur edebiyatından besleniyor olmak, ama bunu kalıcı ve alışkanlık haline getirirseniz, bir de bu bağlılık ve bağımlılığa dönüşürse, çok tehlikeli bir yerden besleniyor olduğunuz anlamına gelir ki bu uzun vadede hayatınız için sizin dışarıda hiç düşman aramanıza gerek yok. Kendi kendinize en büyük düşmanlığı yaptığınız çıkar. Alper'cim, yayından Evet, dinlenmeden evet. bak geldi buralara. Maşallah Hoş diyorum. geldin. Hiç sıkılmıyorlar Sağ dinlemekten, sormaktan. Ne kadar güzel yani. Allah razı olsun. Ne kadar aşklılar. Maşallah, harika. Tabii o grup özellikle Samsun'daki bu gruplar, bütün şehirlerimizde var böyle güzel gruplar. Aşkla dolular. Bu çok güzel. Bir insan konuşurken gerçekten böyle bir heyecanla, coşkuyla konuşuyorsa derdi var demektir. Derdinin içindeki dermanı da keşfetti, buldu demektir. May 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 konuşuyorsa ben kaçıyorum. Ama bu böyle böyle ekranın dışından içine girecek bir halde senin gibi, Ayfer gibi, işte Nevin Meriç hocam gibi, böyle güzel insanlar gibi oluyorlarsa
Diyorum ki ya doğru adres, doğru yer. O yüzden Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımıza işleri açılması için hangi duaları okumalıyım? Haydi bakalım Esma Hocam. Biraz evvel anlatmıştık ama tekrar anlatalım. Hiç bıkmıyoruz bunları anlatmaktan. Ya fettah iftah lena Hiç. hayrel bab. Ey hayır kapılarını açar Rabbim. Hayır kapılarını bize aç. Hazreti Peygamber'in duası. Benim duam değil bu. Hazreti Peygamber'in duası. O yüzden sıradan bir insan duası değil. Hazreti Peygamber'in duası. Bu duaları ettiğiniz zaman hayatınızda güzellikler, hayır kapıları açılacak. Yine Rezzak ismi, Allah'ım hayır rızık kapılarını aç. Efendim Kerim ismi, Allah'ım hayırlı rızık kapılarını açarak bana ikram et. Vehhab ismi sonsuz ve sınırsız ikram et. Dolayısıyla efendim bu isimlerle dua edilince hayır kapıları açılır, iş kapıları açılır. Yani eğer maksat bir işse bu esmalarla da hayırlı kapılar açılır inşallah. Hayırlı kısmet kapıları da açılır. Esma Hocam, dualarda işimiz düştüğü zaman o dönem yoğun bir şekilde edip sonra işi garantiye aldık mı unutmak değil de sürdürülebilir şekilde, istikrarlı bir şekilde, yani kendimizi de kandırmadan, başka bir kandırmalara da girmeden samimice uzun süreli yaptığımızda çok daha Tabii faydalı ve doğru yani olan değil şimdi bu mi? esmaların hepsini bir dosta benzettik. Derdimizi çözen bir dosta benzetsek. Hepsi bizim yakın dostumuz, yakın arkadaşımız. Nedir bu? Efendim bizim işimizi dostumuz gördü, dostumuzu unuttuk. Bu gerçek dostluk mudur? Değildir. Esmalar da böyle yakın dostluğu olan, yakın manevi vitaminleri, ikramları olan, ilahi ahlaka bizi bağlayan efendim en muhteşem ifadelerdir, kelimelerdir. Dolayısıyla Şimdi onları her zaman okumak, Hazreti Peygamber gibi virt edilerek okumak, istikamet duaları, istikamet esmaları, Hadi ve Reşit mesela, hidayet et, yanı doğru yolu göster. Efendim şifa için dua edin lütfen diyor ısrarla. Ben de diyorum ki duygucum çok önemli. Duygum benim kıymetlimdir. Belli ki bir sıkıntı var. Bana özelden de yaz duygucum. Ne evet, yapsın Şafi, dua? Kafi, Muafi isimleri. Şafi, İşfi, Şafi diye Hazreti Peygamber dua ederdi. Kısaca isim de akılda kalsın diye kısaca söylüyorum. Şafi, şifa veren Allah'ım şifa ikram et derdi. Yine Kafi, Allah'ım bana kafi gel. Muhtacım sana, sen bana kafi gel. Yani o kadar bana yet ki başka bir muhtaciyet, başka bir el açma imkanım kalmasın. Çok güzel bir duadır. Çünkü hastalığın en güçlü handikapı, en güçlü sıkıntısı muhtaç olmaktır. Hemen hasta insan kendini muhtaç hisseder. Kime muhtaç hisseder? Aslında ne kime kim önüne gelirse ona muhtaç hissediyorsun. Evet, garip bir psikolojiye sıkıyor. Güçsüzleştiriyor. Ama sen bana kafi gel. Sen bana yeterli gel. Vesilelerinle ve senin inayetinden gelecek ikramla bana kafi gel. Evet. Ve muafi Hak Teala bizlere afiyet ikram eyle. Yani şifayı bu üç isimle dilemek lazım. Şafi, Kafi, Muafi. Şafi ismiyle Hak Teala bizlere şifalar ikram eylesin. Kafi ismiyle bizlere yeterli gelsin, yetsin. Muafi ismiyle de Hak Teala bizlere afiyet ikram eylesin. Amin inşallah. Bir kardeşimiz yazmış ki çok büyük haksızlığa uğradım, ne tavsiye ediyorsunuz? Diyorum ki ben şahidi Allah olanın hakkı kimde kalırsa kalsın hiç önemli değil. Şahidin Allah, oraya sığın. Senin imtihanın bu dönem oradan çıkmış. Dolayısıyla o hakkın hukukun peşine düşerken eğer dil ve kalp bozulursa, yani ah edersen, beddua edersen, sitem edersen, hatta ben hep eğitimlerde de anlatıyorum. Birine kızgınlığınızı, kırgınlığınızı, küskünlüğünüzü, öfkenizi, kararan kalbinizi, seni Allah'a havale ediyorum cümlesinin içinde bile bir intikam duygusu var. Allah'a havale etmek yerine Allah'a emanet ettiğinde zaten bütün olana bitene şahit olan Allah, senin hakkını, hukukunu en iyi koruyan, ondan başka Selam versin. sığınacağın Anneannem. hiçbir yer Anneannem yok. geldi ama selam vermeden geçiyor. Selam. Ay olsun, onun oradan Ne yapayım? geçmesi bile bize bir Anneannem. manevi bir güç. Muhabbetini Aleyküm selam. görmeyelim. Ay. Ay sen Sevgilerimi böyle istiyorum.
ederken ne olsun. Siz nasılsınız? Otur annen, otur. Elhamdülillah, elhamdülillah. O nur yüzünden, ellerinden var sevgi, saygı, hasret öperim. Allah razı olsun, sağ olun. Oturduğun zaman var. Evet. Ay. Ya şimdi yanınızda olsaydım Esma, önümüzde bir de çay değil olsaydı. Değil mi? Çayı çok severiz. Çayı çok severiz. Ben de. İnşallah yapacağız bunu ya. Annesi değil, anneannesi. Ama tabii hem annesi aynen, hem anneannesi. O yüzden başından eksik etmesin hem Esma hocamın hem bizlerin büyüklerimizi. Onların o koltuğa oturması var ya. O koltuğa oturması bizim şu ekrandan bile en büyük gücümüz elhamdülillah. Ömrü bereketli olsun inşallah. Ayağına taş değmesin, gözüne yaş değmesin. Anneanne dua etmek ister misin? Hazır gelmişken. Beceremiyorum diyor. Bak bir de. Herkes İnanmayın ha. O tersi. Beceremiyorum. Herkes dua istiyor senden. Olsun. Ama herkesin gönlündeki muratlarını versin inşallah. Amin. Ay Allah razı olsun ya. Vallahi ne güzel oldu Esma. Köşesi de ne güzel. Evet, köşesi güzel. Burası Kur'an okuma köşesi. Ey ne güzel, mis gibi aldı ayağında altına. Vallahi inşallah bir gün bir sürpriz tamam, yapacağız. Tamam göstermeyelim artık anneanne, bir çekindi. Tamam. Maşallah bari Allah diyeyim. Bakın maşallah bari Allah. Aman gözünü evet. Seveyim. Gözünüzü seveyim, aman kurban olayım, maşallah barek Allah, Allah eksikliklerini hayırlar güzellikler inşallah. Arada böyle buraları da okuma koşuma gidiyor çünkü ihtiyaçları çok güzel anlatıyordunuz, hak kaybında beddua etmeyin demiştiniz, devam edebilir misiniz? Yani devam edeceğim şey sevgili kardeşim şu, seni Allah'a havale ettim, ben onu Allah'a havale ettim sözünü bile çok masum zannediyorsunuz, bence masum değil. O havale ettiğin altında şöyle bir zihinsel metin yatıyor. Allah'ım bu benim canımı yaktı. Ben elimi kirletmeyeceğim. Ben kötü olmayacağım. Benim adıma sen bir vazifeni yap, bunun canını yak. Ben de bir haz alayım. Bu. Yani hiç tartışılmaz bu. Oysa Allah'a emanet ettiğinde güzel Allah'ım, Rabbim sen benim şahitimsin. Senin şahitliğinde ben uğradığım bütün imtihanlarda, haksızlıklarda, çirkinliklerde senin şahitliğine sığınıyorum. Gerisi beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bana bu imtihandan anlamın akıyla, sana karşı mahcup olmadan gelip geçmeyi nasip eyle dediğinde Rabbim senin elini yüreğini bir tutuyor. Öyle vesileler çıkarıyor karşına. Öyle olmaz dediklerin külfeye kün emrince oluyor ki böyle seyrediyorsun. Film seyreder gibi. O yüzden hiç kimseye kızıp kırılıp bir yerlere havale falan etmeyin. Gerek yok. Havale ancak paralarınızı ve kargolarınızı havale edin. Geri kalan her şeyi emanet edin. Olur mu? Eşim felç hastası dua edin. Dualar müşterektir inşallah. Furkan suresi demiş, 77. ayet bize bırakılan açık bir kapı gibidir değil mi? O kapıdan geçer belki de bizim dualarımız. İnşallah. Bir de kıymetli İnşallah. Hocam. Allah razı olsun. Anneannem Allah razı olsun dedi. şimdi bir de Allah-u Teala haktır. Hakkın ve hakikatin sahibidir. İnsanlar hakkı zahil edebilirler, ortadan kaldırabilirler. Hak Teala haktır. Yani Allah'ın hak ismine sığınıp hakkımızı Hak Teala'dan dilemek lazım. Allah'ın Hak diye bir ismi var. Allah adildir, yani adaletlidir, adildir. Adaleti yine ondan tecellisini dilemek lazım. Yani havale etmekten daha güçlü bir şeyler. Mesela Hak Teala, Hazreti Peygamber diyor ki bana hakkı hak olarak göster diyor. Batıldan da hak olmayan her şeyden de Allah-u Teala'ya sığınıyor. Hazreti Peygamber'in tavrı bu. Yani çok güzel bir dua. Aynen. Ben o kadar etkileniyorum ki. Hakkı hak olarak göster bana. Açık bir şekilde, apaçık bir şekilde. Çünkü bugün hak gaspına uğradığını ifade eden bir insan hakkı hak olarak göremezse gücü eline geçirdiğinde zalim olabilir. Evet. Hak, peki Hazreti Peygamber ne diyor? O kadar aşık oluyoruz ki Hazreti Peygamber'e dualarıyla. Allah'ım diyor, zulmetmekten de, zulme uğramaktan da sana sığınırım. İşte bir gün hak senin eline geçti, güç senin elinde. Aynı şeyi yaparsan zalimden, sen de zalimsin. Bu yüzden bir farkın kalmadı. Bize hakkı hak olarak.
olarak göstersin. Hazreti Peygamber'in duası, zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınırım. Hazreti Peygamber'in duası. Yani Hazreti Peygamber olağanüstü Aynen. durumlarda nasıl Allah'a sığınmamız gerektiğini, nasıl Hak Teala'dan dilememiz gerektiğini o kadar güzel öğretiyor ki. O kadar güzel öğretiyor. Gülay'ım gelmiş, hoş gelmiş. Gülay'ım bu yıl bitmeden seninle bir yayın yapalım ya. Çok arası açıldı inşallah. Güzel bir şey olsun. Nerelerden yayın yapıyorsunuz demişler. Doçent Doktor Esma Sayın Hocam, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin öğretim üyelerinden. Ama şu an Bursa'da anneannesiyle birlikte, biraz Bursa'da, bazen işte iş dönemi Balıkesir'de, iki şehirde. Ben de İstanbul'dayım. Yeni takipçiler çok fazla bu ara. O yüzden öğrenmek istediler. Böylece söylemiş olalım. Dualarınızı eksik etmeyin, evet. Bu yayınların çokça insana ulaşması için şu yayın penceresini seyrederken sağa bakan bir ok var. O oku hemen listelerinizde paylaşın. YouTube'a da yüklüyoruz. Hem Esma Hocam'ın YouTube kanalı Esma Sayın, hem Şengül Yiğit YouTube kanalına yüklüyoruz. Oradan istediğiniz zaman, ben bazen eğitimlerde duyuyorum. Ya işte diyor hocam diyor, pazara giderken bile diyor bir konuya kafam takıldığında dinliyorum diyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Yani o faydanın bu şekilde hayatın içinde yer alması ve onların buna zaman ayırması o kadar hoşuma gidiyor. Diyorum ki Rabbim, oradan hasıl olan küçücük de olsa, hani çorbada tuz misali bir sevap varsa, elhamdülillah diyorum. Çocuğum okula gitmiyor. Gece geç vakitlere kadar sokakta dua ediyor. Sizin de fikrinizi almak isterim. Tabii Esma Hocam işin dua ve şey kısmını söyler ama yani çocukları, ben bir kere çok belki keskin olacak ama ayete sığınacağım yine. Elinizle düzeltin. Değil mi? Hadis mi, evet. Ayet mi? Bir dakika. Müslüman ayet. Müslümana evet, bir hadis. Dilinle düzelt, olmadı buğz et, olmadı yolunu ayır. Şimdi çocuklarımızın ergenlik döneminde, ilerleyen yaşlarında şikayet ettiğimiz her şey, biz onları yetiştirirken ve özellikle 0-6 yaş kimlik ve karakter oluşumunda yaptığımız hataların sonucundaki aynalama yöntemi. Yani eğer 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğu getirip hocam bu telefon bağımlısı oldu diyorsan, çocuğa o telefonu ilk verdiğin günle bağımlı olduğunu tespit ettiğin günün arasında sen anne baba olarak nasıl davrandın, hangi kolaycı yöntemi güttün, oradaki hatanla yüzleşiyorsun. Hatalarla yüzleşmek zor geliyor. Hemen bir uzmana götürüyoruz, al bunu düzelt diyoruz. Senin bozduğunu ancak sen düzeltebilirsin. Ha tabii ki konunun uzmanları olarak her birimiz kendi uzmanlık alanımızda bir katkıda bulunuruz ama ben hep bu yetişkin çocuklardan, ergen çocuklardan şikayet eden anne babalara diyorum ki önce siz gelin. Siz gelin, bir hatalarınızı ortaya koyalım. Burayı bir şifalandıralım, burayı bir düzeltelim. Ondan sonra çocukla da çalışma yaparız diyorum. Ben Sen de ne dersin Esma Hocam? Bu konuda istikamet dualarını öneriyorum. İçimizdeki yaramaz çocuk ve ergen için ihtinas sıratel müstakim, bizleri doğru yola ilet. Yani istikametin 5 tane temel anlamı vardı. Bizlere doğruluk, tutarlılık, sözü bir olmak, doğru olmak, efendim devamlı olmak, devamlılık da çok önemli, dengeli olmak, ruhsal dengeli olmak ve efendim aynı zamanda da sadakat olmak ile ikram edin. Bizlere doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, devamlılık, denge ve sadakat ikram eyle. Hazreti Peygamber de bunu şöyle ifade ediyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ali İmran 8. ayet-i kerime. Rabbimiz kalplerimizi doğru yola hidayet ettikten sonra eğritme. Bize katından bir rahmet ikram eyle. Çünkü sen ikram edenlerin en hayırlısısın. Dost doğru yolda devamımızı ikram eyle. İhtinas sıratel müstakimin en güzel açıklaması bu duadır. Hazreti Peygamber de Ali İmran 8'den sonra şöyle bir dua ediyor. Ya mukallibel kulüp sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimizi dinin üzere, kalbimizi sana ulaştıran her yol üzere sabit kıl. İçimizdeki ergeni, içimizdeki yaramaz çocuğu ancak bu dualarla dizginleyebiliyoruz. Yani bu istikamet dualarıyla dizginleyebiliyoruz. Hepimizin içimizdeki ergeni, içimizdeki yaramaz çocuğu, yani nefsi emmaredir bu. Onu eğitmeye ihtiyacımız var. İşte istikamet duaları onu sistematik bir şekilde eğitiyor, terbiye ediyor. Kıymetli hocam. Bu şekilde
Tabii orada bir küçük daha katkıda bulunmak istiyorum. Ben sahada gördüğüm için bunu özellikle söyleyeceğim. Sadece duaya da sığınıp anne ve babalığımızda, ebeveynliğimizdeki yanlışlarımızı sürdürmenin de peşinde asla gitmemeliyiz. Yani dua zırhımızdır deyip çocuğa koymamız gereken kuralları koymuyorsak, bugün ceza verdiğimiz şeyden 10 dakika sonra kendi menfaatimiz söz konusu olduğunda vazgeçiyorsak, istikrarlı bir anne babalığımız yoksa, birimizin kızdığına diğerimiz hiç oralı değilse ve çocuk anne babanın arasındaki dengeyi bozucu bir unsur haline geliyorsa, sadece duadan medet ummak değil, dua elbette işin zırhı ve manevi kısmında en büyük güç, en büyük hazine. Ama anne babalıkla ilgili ben hep şunu söylüyorum. Yani şunu alıyorsun, bir tane şey, bu ne? Mouse. Bunu alıyorsun, karınca duası gibi sayfalar dolusu bunu kullanmakla ilgili prospektüs var yanında. Ya halbuki şöyle basıyorsun, ilerliyor, öteki türlü basıyorsun, geriliyor. Ya da ne bileyim, bir buzdolabı alıyorsun, sayfalar dolusu prospektüs. Sen anne oluyorsun ya, baba oluyorsun. Bir ilahi rahmani emanet, hediye geliyor sana bu dünyaya. Ümmetinin kesretiyle övünen yolunda gidecek bir insan evladı yetiştireceksin. Ne okuyorsun? Hangi eğitime katılıyorsun? Annelikle ilgili kafayı nereye yoruyorsun? Ördüğün kıyafete mi? Bebek partilerine mi? İşte hamilelik kıyafetlerinin de şeyine mi yoruyorsun? Yoksa gerçekten ben bu rahmani hediyeye hazır mıyım? Okumalarıma nereden başlamalıyım? Bununla ilgili bir baba olarak da anne olarak da kafanı ne kadar çalıştırıyorsun? Ben bunu çok önemsiyorum ve bunu artık çok fazla yüksek sesle söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne Kesinlikle hocam. dersin? Yani bunlar bir bütün olarak çocuk eğitiminde ele alınması gereken konular ki siz de çok güzel bir şekilde ele aldınız canım hocam. Bir kardeşimizin bugün doğum günüymüş. Senin bu sohbetini doğum günü hediyesi saymış kendini. Canım Allah razı sağ olsun. Annen ellerinden öpüyor. Ay ne güzel. Ömrün bereketli olsun kardeşim. Almanya Köln'e selam. Danimarka'ya selam. Ondan sonra akşam namazından sonra 3 defa söylememiz öneriliyor hocam demiş Didem. Siz daha iyi bilirsiniz demiş. Acaba bir neyi de şunu söyledi onu söyleyelim. Yeni anlayamadım. yaşınız Bakayım. hayırlar, güzellikler, mutluluklar ve huzurlarla gelsin inşallah. Amin inşallah. Bereketli, güzel bir ömür olsun. Bütün ömrümüz. İnşallah şu 2023'te bütün memleketimize sıkıntılarımızı giderdiğimiz, daha nefes alabildiğimiz, daha ferah, daha refah içinde yaşayacağımız bir yıl olsun. Allah bizi yönetenlere yar ve yardımcı olsun inşallah. Bizi de ülkemizi daha çok sevmeye ve ülkemiz için daha fazla dertlenmeye, o derdin içinde derman görme yoluna sevk etsin Amin Rabbim inşallah canım inşallah. hocam. Ay oradan amin mi dedi o? Dedim Ellerini öptüğüm amin mi dedi oradan? Allah amin. razı Sesi olsun. Ya biliyor. Amin diyor, amin sesi bu biliyor arada. herhalde. Gönlünden De Allah amin razı diyor. olsun desin. Amin desin desin. Sen şimdi Evet, eğitimlerini online online mı yapıyorsun yapıyorum. Esma Öğrenciyle ayrı düşmedik. Yani ayakta duramadığım için 1,5 saat çok uzun bir süre şu an benim için ayakta durmak için. Yani 5-10 dakika, 5 dakikadan fazla duramıyorum şu an ayakta. Dolayısıyla sağ olsunlar online sisteme tekrar döndük. Öğrencilerden ayrıldık. Zaten 2-3 hafta ders dönemimiz kaldı. 2-3 hafta öyle mi en diyorsunuz? sevdiğim Ben yüz yüzeyi çok seviyorum hocam ya. ya bak onun tadı bambaşka ama hani Tabii uzakları tabii. yakın etmek böyle zorlu dönemler normalde tercihim bu değil tabii ki o Evet. böyle sarılmak dokunmak yakın olmak tabii ama diyelim ki işte Allah kolaylık versin hastalık zamanlarında zor zamanlarda işte yarın karlardan yol kapandığında Zoom üzerinden eğitim yapmak kadar güzel bir şey yok. Bunu da pandemi döneminde kazandık. Yani Tabii ki uzaklar yakın pandeminin oldu. İşler hediyesi. aksamadı. Yani o şerrin içinden bir sürü de fayda çıkmış oldu. Yayınları sıklaştırmamızı istiyorsanız güzel kardeşlerim, siz de bize duayı sıklaştıracaksınız. Evet bu sene yeni sezon başlangıcımız henüz bir tek Esma hocamla bir kere de Seher'imle buluştuk.
biraz farkındayım ben. Şey gidiyor, ağır aksak gidiyor. Ama inanın o kadar hepimiz yoğun ve yorgunuz ki akşam eve gelmemizle birlikte. Yani bir de işte bir imtihan dünyası diyoruz ya, telaşlar bitmiyor. O yüzden siz oralardan güzel dualarınızla bize katkıda bulunursanız biz yine eskisi kadar hızlı bir şekilde, yani o kadar çok insan bekliyor ki yayın yapmamız için, o yayınları yapmamız için, ama benim de biraz nefes alabilmem gerekiyor. Bu ara o nefesi çok zor aldık. Şimdiden sonra inşallah rayına oturur, her şeyi bu 2022'de bırakırız, elhamdülillah deriz, önümüze bakarız. Esma hocamdan aslında arada böyle bir hafta sonları da yayın açalım hep istiyoruz. Ama dediğim gibi imtihanlar bitmiyor. Buna da hamdolsun, şükrolsun. Canlı yayını çok, tabii oturduğumuz yerden yayını seyretmek güzel de bu yayının öncesi, sonrası, yüklemesi, bütün gün sahada çalıştıktan sonra evdeki sorumlulukların vaktini ayarlaması kolay bir şey değil canlar. Yani bak yarın mesela o online eğitim yapacak. Ben sabahleyin 7.30'da yollara çıkacağım. Eğitim var, eğitimden sonra toplantı var, sonra hastane var derken kolay bir şey değil. Yani dua edin. Bolca dua ederseniz biz eskisi kadar çokça yaparız. Hiç kaçınmayız. İnşallah. Tabii seviyoruz biz. Yani ben seninle beraber muhabbet etmeyi kendim için de ciddi bir terapi olarak görüyorum. Diyorum ki böyle ben var ya, ben böyle nasıl heyecanlı mutlu geliyorum yanına, inanamazsın yani. Allah, biliyorum onu hissediyorum. Allah razı olsun. En az konuştuğum kadar dinlemeyi de çok seviyorum sizi. En az efendim o muhabbeti yaşamak gibi yaşatmayı da seviyorum, bu hani karşılıklı. Yani bunların hepsi karşılıklı duygular. O kadar edebin, mutlu oluyor mu ki? O senin edebin. Edepli bir insansın. Çok o yüzden mutluyum. Rabbim seni Türkiye'nin aydınlık yüzlü mümin kadınlarını, akademisyenlerini çoğalsın inşallah. Senin de vaktini bereketlendirsin. Çok çok önemli. Ben gurur duyuyorum. Yani sizin gibi kızlarımla, hanım kardeşlerimle gerçekten gurur duyuyorum. Sizin yaptığınız her çalışma, her verdiğiniz güzel haber, mesela işte bu yaz boyunca yaptığın makale tebliğ çalışmaların, onlar bunlar, sanki ben başarmışım, ben yapmışım kadar göğsümü kabartıyor. Allah'ım diyorum, iyi ki bunlarla yolum kesişti. Yansıyor diyor. Bak, samimi ve hasbi olan şey ekrandan da geçer. Allah razı olsun. Ne mutlu. Oraya yansıtabildiysek ne mutlu. Gülen yüzümüz, o heyecan bir, ay ne güzel ya, elhamdülillah. Bak onlar bir şey yazınca çok daha güzel geçiyor değil mi? Hepimize bir can geliyor. Ya bir de böyle bir konuyu böyle hani koştura koştura anlatmak yerine yaralarımızı sara sara, merak ettiklerimizi sora sora gitmek çok daha anlamlı ve güzel. Bu işi tatlı kılan bu. Yoksa açarız bir yayın, 15 dakika konuş. Bu Esma budur. İşte anlamı şudur. Efendime söyleyeyim, duası şudur. Hadi güle güle, değil yani. Olay sadece o değil. Aynen. Yani önüne bir tane ayrıca ekran açıyor millet. Buraya da ekranı açıyor. Orada kimse görmüyor ya. Mesela benim şu an elimde tablet var ama kimse görmüyordu göstermeseydim. Buradan böyle okuyor, anlatıyor. Sanki kendi, tamam bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz orada sizin yazdıklarınızı da önemseyip sizi de yayının içine aktif katmak. Karşılıklı bir etkileşim yaparak o kolektif enerjiyi açığa çıkartmak. Ve doğru bilgiyi doğru kaynaktan, Esma hocamdan alırken aslında belki birinizin sorduğu soruyla bazen çocuk eğitimine gitmek, bazen karı koca arasındaki ilişki ve iletişime gitmek, hayata dair küçük küçük dokunuş, küçük küçük farkındalıklar oluşturmak ve aslında veriyor gibi gözükürken sizden de çok şey biz alarak her yayından sonra kendimizi geliştirerek, kendimizi daha güçlü kılarak bu yayından ayrılıyoruz. O yüzden benim kalbim bu konuda çok mutmain. Siz de iyi ki o ekranın oralarında bir yerlerinde varsınız canlar. Siz olmasanız bizim burada olmamızın hiçbir anlamı yok çünkü. Rabbim çok daha güzel çalışmalar yapmayı bize nasip etsin. İnşallah. Hocam, inşallah. İnşallah sevgili hocam. Gafur ismine geçelim mi? Ne dersiniz? Ne Gafur, demek? Buyur. Gafur ve mağfireti çok olan, pek çok olan demek.
Hak Teala'nın bu affediciliği ile ilgili dört tane muhteşem esma var. Şimdi bu isimleri birbirine bağlayalım. Şu bağlama işini çok seviyoruz biz. Tevva ismi var Hak Teala'nın. Evet. Tevbeleri kabul eden. Gafur ismi var. Affı mağfireti çok yüce olan. Afu ismi var. Afu ismi affetmekten geliyor zaten. Affeden demek. Efendim. Bir de neydi? Settar. Hataları örten. Hataları örten. Muhteşem dörtlü. Yani bu dört ismi Allah'ın affediciliği anlamında birbirine bağlayabiliriz. Tevvapsın, tevbeleri kabul edersin, tevbelerimizi kabul et. Afursun, affedicisin, affet bizleri ya Rabbi. Efendim gafursun, affi mağfireti çok olan hataları örtensin, ört ya Rabbi. Settar yine hataları örtücüsün, hatalarımızı ört, hayır kapılarımızı aç ya Rabbi. Evet, böylece isimleri bu dört bağışlanma, bağışlayan, Hak Teala'nın bağışlamayı çok sevdiği bu dört ismi bu şekilde birbirine bağlayabiliriz. Gafur ismi deyince aklıma yine Afu ismi gelir. Bu iki ismi de birbirine çok özelde bağlıyorum ben. Gafur, affı ve mağfireti çok olan, Afu da affedici olan. Peki bu isimler Hazreti Peygamber tarafından nasıl ele alınmış? Bunu da Kadir gecesinde Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe'nin sorusuna karşılık verdiği o muhteşem dua ile anıyoruz. Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah diyor ben diyor nasıl dua edeyim diyor Kadir gecesinde Hak Teala'ya ne demem lazım diyor. Hazreti Peygamber o güzel isimleri işte alıyor. Allahümme enneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Evet, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Ramazan'da bu duaları çok edeceğiz, Kadir gecesinde çok edeceğiz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Yine af ve bağışlanma dualarının padişahları, sultanları namazdadır. Rabbena fil veli valideyye velil müminine yemeye komünisaf. Anmadan geçmeyelim. Rabbimiz beni, annem, babamı ve bütün inananları hesap günde bağışla. Rabbi c'alni mukime selat ve müzürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbim bizleri namaza dost doğru devam edenlerden kıl. Bizden gelecek nesilleri de namaza dost doğru devam edenlerden kıl. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbim. Rabbena duaların içerisinde işte bağışlanma duaları da var. Bu tarz güzel, özel arz ve talep, istek duaları da var. İkisi birbirine girmiştir yani. Ve çok da güzel bir anlam kazanmıştır. Evet çok güzel. Ya Tevvab, Ya Settar, Ya Afu, Ya Gafur. Bakın dörtlü olarak sürekli yazıyorlar. Bizim söylediğimiz şeyi kayda alıyorlar sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç tane böyle yazan kişi oldu? Çok teşekkür ediyoruz yani. Çok aktif bir ders bu. O tarafı çok güzel zaten. Çok aktif bir ders. Allah razı olsun hepinizden bu anlamda. Bir de Hazreti Peygamber bu af ve bağışlanma dediği zaman Bakara suresine iki tane katkı yapıyor. Muhteşem bir şekilde o duaları kendi duasıyla tamamlıyor. Ben o yüzden çok severim. Vafu anna, vafir lana, verhamna. Allah'ım bizlere affet, Allah'ım bizlere merhamet et, Allah'ım bizlere bağışla. Hazreti Peygamber de iki tane ifade ekliyor. Verzukna, vehdina. Allah'ım bizleri rızıklandır, Allah'ım bizlere doğru yolu ilet. Bizlere doğru yolu göster. Hidayet nedir? Doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, sadakat içerisinde yolumuza devam etme, ikram et. Tekrar edelim. Vafu anna, vafir lana, verhamna, vehdina, verzukna. Allah'ım bizleri affet, Allah'ım bizlere merhamet et, Allah'ım bizleri bağışla, Allah'ım bizleri rızıklandır ve hidayet et. Mültezem'de ben böyle dua edip de ağlayan bir Vihter çikolata siyahlığında tadında bir abiyle, aşık abiyle Mültezem'de böyle dualar etmiştim. Ve o kadar güzel vehdina deyip ağlıyordu, verzukna deyip ağlıyordu. Efendim, velfirlena, verhamna, verzukna, vehdina deyip ağlıyordu. Onunla beraber hıçkırdım, ağladım, ağladım. Bir tane kelime edemeden Mültezem'den çıktım. Çünkü o kişinin hali, o aşkı, o bağışlanma talebi senin dilini, kemiğini kesiyor, senin nefesin oluyor o dua. Sen o duayla nefes alıyorsun. O yüzden başka bir şey söylemene gerek yok. Dua edip amin demene yeterli. O zaten aşık zaten o dua. Tabii efendim. O zaten ediyor duayı. Ediyorsan amin demek yaraşır yani. Aşık duası çünkü. Aşık duasına amin denilir yani. Onu dinlemek lazım. Hazreti Peygamber'in duaları da öyle işte. Öyle vücut buluyor, öyle anlam kazanıyor, öyle nefes oluyor. Öyle amin deyip anlam kazanıyor.
İşte Gafur isimleri de bize bu duaları hediye etmiş oluyor. Yine mesela Tevvab'ın geçtiği ayet-i kerimede İzâ câe nasrullâhi vel fethu, Nasr suresi demiştik. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman, insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiği zaman diyor, iki şey yap. Yani başarıyla ayakların yerden kesilmesin, sarhoşluk efendim başını oradan buraya çarptırmasın, o başarı sarhoşluğu. İki şey yap diyor. Başarı sarhoşluğuyla karşılaşma, kibirine burnuna yenilme. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Allah'a hamd ile tesbih et. Allah'ın bu nimeti sen verdin. Şükür sana de. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena lekel hamd. Hamd ve övgü, şükür ve takdir Allah içindir. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir de. Ve estağfirhu. Allah'ım başarıyı kendimden bilmem, kibirime, gururuma yenilmem hususunda beni affet, beni bağışla ve istiğfar et. Çünkü innehu kâne tevvâba. İşte Tevvab ismine yine geldik. Çünkü Hak Teâlâ tevbeleri kabul edendir. O zaman biz gafur deyince aklımıza Tevvab geliyor. Aklımıza afur geliyor. Aklımıza gaffar geliyor, gafur geliyor. Bunların hepsi Hak Teâlâ'nın bağışlanma ile ilgili isimleri. Rabbena firli ve rivalideyye ve lümineyye ve yekum hisap duası geliyor. Allah'ım sen affe, mağfireti çok olansın. Tevvapsın, tevbeleri kabul edensin. Settarsın, hataları örtensin. Gaffarsın ve afusun, bizleri affedensin ya Rabbi diyoruz ve onun affına sığınıyoruz kıymetli hocam. Bir de duamızla kapatalım. Namaz terapisindeki duayla. Rabbim gafur isminin hürmetine, affına ve mağfiretine nail olanlardan, insanlara affedebilmeyi ve hoş görebilmeyi başaranlardan kıl bizi. Tabii bu isimde bu isimleri anlayan kişiler, Abi. Hisseden kişiler affetmeyi, hoş görmeyi çok hızlı başarıyorlar. Onlardan bizi de kılsın inşallah. Şu isimler amin inşallah. Onlardan kılsın dediğin gibi. Çok şükür. Nasıl? Af seansları falan yapıyorlar. Yok bağışlanma, yok hoş görme seansları. Ya bunu yapacağınızda şu duaları bir öğretseniz ne kadar da güzel olur. O yüzden ben yaptığımız bu yayını çok kıymetli buluyorum. Yani tekrarını seyretme imkanlarını da tanıdığımız için, YouTube'a yüklediğimiz için yani seanslarda mesela çok işime yarıyor. Diyorum ki daha bugün mesela dedim gidin şu başlıklı yayınımızı, tarihi hatırlıyorsam bazen tarihi bile söylüyorum, seyredin. Bu size bir haftalık ev ödeviniz diyorum. Çünkü hem de bir ücreti yok diyorum. Karşılığı bir tek dua. O da içinden gelirse et yani. Zorlandı, onun da peşinde değiliz. Rabbim şahit. Onun şahitliğini ettiği yerde duayı da öyle çok içinden gelmeyen bir duayı istemeyiz. Her şey içinden geldiği gibi olmalı. Ucuna Allah'ın rızasını koyarak. Dolayısıyla kıymetli bir şey. Şimdi tabii modern dünya her şeyi sattığı gibi işte o affetme, duygusal bağı kesme, aile dizimi, yok bilmem neyin dizimi, yok geçmişinden olan bilmem, yok doğduğun ev kaderindir, yok coğrafyan kaderindir gibi. Allah'ım hepsinin keseleri doldu doldu o villalarda yaşamaklar, hizmetçiler şoförlere doyamadılar bizim halkın cebinden. Bunlara gidenlerin çoğu çünkü umutla orta gelirli, hani şey değil öyle çok bir eli yağda bir eli baldalar buraya gitmiyor. Onlar terapi için alışveriş ediyor, yurt dışına gidiyor, geziyor, tozuyor. Her istediğini alıp şeyini şımartıyor, nefsini iyice şişiriyor. Ama orta sınıf bir ümitle gidiyor bunlara. Çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Ciddi paralar alıyorlar Esma Hocam. Öyle böyle değil. Hani bayağı güzel rakamlar dönüyor. Uyanık olalım arkadaşlar. Bizim gerçekten Kur'an'a sığınmaktan başka bir çözüm yolumuz yok. Rabbimin bize gönderdiği bütün ayetlerin izini sürdüğümüzde, onu hadislerle taşlandırdığımızda, tefsirde, fıkıhta beslendiğimizde, şifayı oralarda harcadığımızda, bu güzel kıymetli hocalarımızı dinlediğimizde, onların bize açtığı o ilim yolunda bir ışık veriyor. Yani şu yazılan kitaplar aslında yıllarca okudukları üniversite, ondan sonra akademik titrilerini kazanmak için ödedikleri bedelin özetinde sana şunu söylüyor. Ey kulum diyor ya, Esma Hoca diyor, işte Yusuf Hoca diyor, Ali Hoca diyor, Veli Hoca diyor.
bu kadar diyor yıl diyor ömründen diyor verdi, dert etti bunu diyor. Hani çok şahsi bir şey gibi gözükebilir kariyer yolculuğu gibi ama bu ülke insanı adına diyor. Bunu diyor yazdı. Sen hiç yorulmadan diyor aç Hazreti Lut'un en muhteşem duasını bul oku diyor. Sonra diyor çocuğuna hediye edeceğin en muhteşem duaları bul oku diyor. İstifade et diyor. Bize düşen var olan eserlerin peşinden koşup istifade etme şuuruna ermek. Bu kadar. Onlar ne da bizi Kur'an'lara, hadise götürüyor. Bütün kitaplar Kur'an'ı ve hadisleri anlamak için var. Aynen. Kesinlikle. Matematiğinden fiziğine hepsi, kadar. Evet. Ne derse desin. O yüzden aman gözünüzü seveyim. Böyle popülist kültürün peşinde koşup hele hele şu birkaç gündür böyle çok fazla kitapçılarda bir ara boşluklarda denk geliyor. Bir dolaşıyorum. Özellikle yılın bu dönemlerinde toplumdaki eğilimleri çok merak ediyorum. Aman Allah'ım o meşhur kitapçıların, marka kitapçıların çok satanlar listesinde vallahi hepsini topla. Çok ayıp bir şey söyleyeceğim. Belki Allah'ım affetsin beni. İsim vermeden söyleyeceğim. Hepsini topla. Bir çuvala koy. Salla salla vur duvara. Niye? Çünkü birçoğu kişisel gelişim. Birçoğu işte 2023'te hayatında neler olacak. Birçoğu işte mucize sende ve senin şu şeyinde. Bir bakış açısı kazandırıyor. Ya Allah insanı yarattı, ruhundan üfledi, akıllı olan akıllı. Ey o kitapları yazanlar, bunu satın alanlar, bu sevdanın peşine düşenler. Allah ruhundan üfledi, ilminden ilim verdi. Ya ne diyorsunuz arkadaş, ne diyorsunuz ya? Ha? Ne diyorsunuz? Yani olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi? Benim bir kuruşum kıymetli ya, ben harcayamam öyle yerlere paramı. Harcayamam. Harcayacağım şey bana bu kadar eseri yazmış olanlar ya da başka insanlar. Şu an Esma Hoca'ylanız diye onun kitapları elimde. Hani kitaplık dolu, her yer dolu hepimizde. Ama kaynak ne? Bana kaynak ne göstermiş? Ben ona bakarım ya. Ona bakarım. Elbette istifade edeceğim yerlerden alırım ama gençleri de bizde de. Şimdi sen kardeşim, güzel kardeşim Aslime Eşarp Evi. Sen büyükler olarak bizler yanlış yönlendiğimizde yetiştirdiğimiz çocukları da yanlış yönlendiriyoruz. Ben hep o yüzden hiç çekinmeden diyorum. Biz Türk insanı olarak çocuk yetiştirmekten vallahi de sınıfta kaldık, billahi de sınıfta kaldık. Bak yeminle söylüyorum. Niye? Ya bu çocuklar doğduğu andan itibaren acının tadını bilmiyor, ekşinin tadını bilmiyor, sigarayı bilmiyor, uyuşturucuyu bilmiyor, alkolü bilmiyor, beslenmedeki bozuklukları bilmiyor, telefonu bilmiyor, bunların yalanı bilmiyor, gıybeti bilmiyor, bunların hepsini biz öğretiyoruz. Ha bunu öğren diye öğretmiyoruz belki ama kendimiz yaşadığımız, kendimiz yaptığımız için çocuk 0-6 yaş döneminde rol model olarak özellikle en çok da vakit geçirdiği anne olduğu için anne eksenli konuşuyorum, model alıyor ve ondan sonra diyorsun ki aa bizim evde hiç yalan konuşulmuyor hocam, bu çocuk yalanı öğrendi. Komşudan öğrendi, sokaktan öğrendi, sınıftan öğrendi. Hayır senden öğrendi. Çocuk evden öğreniyor ne öğreniyorsa. O yüzden aman gözünüzü seveyim. Neyi nasıl yaşadığınıza iyi bakın. Namaz kılmıyor diye şikayet ettiğin yetişkinlerden sen ne zaman örnek oldun? Yani nasıl örnek oldun? Evet, öyle değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Hakikaten. Yani bir kendimize dönüp bakacağız. Biz hata etmiş olabiliriz, eksik yanımız kalmış olabilir. Hemen orayı farkına varıp şifalandıracağız. Bak ben farkındaysanız kelimeyi seçerken düzelteceğiz bile demiyorum. Çünkü düzelteceğiz de modern dünyanın kelimesi. Şifalandıracağız kelimesini bilinçli kullanıyorum ve her kullanışta Rabbimin Şafi ismine sığınarak, niyetimi halis olarak oraya monte ederek konuşuyorum. O zaman bereket artıyor hayatımızda. Yani kendimizdeki aksak yanları, eksik yanları, şifalandırma gayretimizi bu şekilde dillendirdiğimizde, dilimizi de düzelttiğimizde Rabbim gerçekten hayatımızı düzeltmemiz için bize güç veriyor. Önümüze fırsatlar sunuyor. Bilincimizi ve şuurluluk halimizi açıyor. Zihnimizi berraklaştırıyor. Buraya sığınmak lazım. Gene çok konuştum. Ay ben bugün ne kadar çok konuştum ya. Hocam hakkını helal eden.
Çok anladım, çok güzeldi. Beni bir ateşle. Sen çok... zaten biz karşılıklı şey yani diyalog halinde, muhabbet, dua, aşk halinde devam ediyoruz. Ben çok anlamlı, güzel buluyorum bu muhabbeti. Çok şükür. Kardeşlerimiz de öyle buluyordur inşallah. Bakayım şurada çok önemli bir soru ya da bir şey atladık mı? Yok, atlamamışız. Evet, gerçek yazarları sizlerden öğreniyoruz. Estağfurullah, vardır illaki çok kıymetli, güzel yazarlarımız. O yazarlardan birkaçını burada tanımış oluyorsunuz. Ben de istifade ediyorum. Önemli de buluyorum bunu. Sahip çıkmak lazım. Güzel güzel hediyeleşmek lazım bu yazarların şeyleriyle, eserleriyle. Yani gidip de tatlıyla, çiçekle, böcekle dünyanın parası olmuş. Bir dilim baklava 20 lira. Yiyorsun, bitiyor. Bir de kilo alıyorsun. 20 lira bir dilim baklava, bak bir dilime abartmıyorum. Hayat pahalı. Onlarla olmaktansa böyle kitap hediye etmek. Giderken hemen bir tane kitap koyuvermek çantaya. Aa, bakalım nasibi kimin, kime hediye edeceğim diyerek fırsat kollamak. O kitabı hediye edebilmek için fırsat kollamak. O kadar kıymetli bir şey ki bu. Bazen vapurda, önceden çok yapardım ben. Bak bu ara kendime bunu hatırlatayım. Vapurda ya da herhangi bir yerde böyle küçük küçük kitaplar bırakırdım. Acaba kime nasip olacak alıp okumak, onun yapacağı dua bana nerelerden gelecek diye. Böyle enteresan işlerim vardı. Şu son dönemde bunu unuttum. Pandemi bana bir sürü şeyi unutturdu. Çok ama güzel. Tekrar yapmak gerekiyor. Ne güzel. Evet, toparlayalım mı artık? Estağfurullah. Ben çok yoruldum bu akşam. Hayır, yorgunluk değil benim için, mutluluk, keyif. Zaten hakikaten şey, tam böyle muhabbet, karşılıklı muhabbet şeklinde geçti. O yüzden ben hiç yorulmadım yani. Çok çok özlemiştim. Çok şükür. Özlem gideriyorum konuştukça. Dinledikçe de. Yani haftada bir yapalım bu yayını biz, çünkü gerçekten özlüyor insan. Çok, çok ben de özlemişim. Özlemişim. Dinlemek de dediğim gibi konuşmak kadar mutlu ediyor beni, belki daha da çok. O yüzden Şekür ismine geçelim mi hızlıca, yoksa Şükür'le kapatalım mı yayını? Şekür ismi. Aslında tam Şükür'le güzel bir yerde noktalayalım. Nasılsa haftaya tamam. Allah nasip ederse Şekür devam edeceğiz. Şekür ismi. Allah-u Teala'nın şükre layık olmuş oluculuğunu gösterir. Ve Hak Teala kendi rızası için yapılan işleri en ziyadesiyle, en güzeliyle karşılıksız bırakmayandır. En güzel karşılığı ikram edendir. O yüzden efendim meşgulliği ve livaledeyk buyurur. Bana, annene, babana teşekkür et, şükret, yandan körlük etme buyuruyor. Kendisiyle beraber Hak Teala aslında bütün hakkı geçenleri de almış oluyor. O yüzden biz Hak Teala'ya şükrümüzü sunarız. Hakkı geçenlere de vefa gösterip dua ederiz inşallah. Şimdi şükür deyince yine aklımıza namazdaki şükür geliyor. Biz şükürle başlıyoruz namaza. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Allah'ım hamd, övgü, şükür ve takdir ile seni güzel isim ve sıfatlarınla anar ve yüceltirim diye Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diye namaza başlıyoruz. Yine namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye şükrümüzü Hak Teala'ya sunuyoruz. Hamd, övgü, şükür ve takdir senin içindir diyerek. Yine rükuda Rabbena lekel hamd diyerek Rabbimize hamdımızı, övgümüzü, minnetimizi, takdirimizi sunuyoruz. Rabbena lekel hamd. Rabbimiz hamd, övgü, şükür ve takdir sadece ve sadece senin içindir ve sana layıktır diyoruz. Namazdan çıkarken de elhamdülillah diyoruz. Hamdımı, övgümü, minnetimi, takdirimi, teşekkürümü Rabbime sunuyorum. Hamd ve övgü, şükür ve takdir onun içindir diyoruz. Şükrün her boyutunu ve her çeşidini, her halini hayatımıza geçirmenin efendim tohumunu aslında yine ibadetlerimize atmış oluyoruz. Mesela şükür bir oruç bir şükür halidir. Nimetleri yoksunlaşıyoruz. Fakat iftar anında iki tane sevinci yaşıyoruz. Bir, Rabbimize nimetlere kavuştuğumuz anın sevinci ve şükrünü. İkincisi, Hak Teala'ya kavuşacağımız andaki şükrü. Dolayısıyla Şekür ismi bize bunları öğretiyor. Ve Şekür ismiyle de şöyle bir dua etmek isteriz. Rabbim, Şekür isminin hürmetine senin verdiğin nimetlere dilimizle şükrederek her halimizde elhamdülillah diyebilmeyi bizlere nasip et. Gönlümüzle şükrederek şükrümüzün senin tarafından övgü, takdir ve teşekkürle, şükürle karşılık bulduğunu hissedebilmeyi bizlere ikram et. Fiillerimizle şükrettikçe nimetlerinin arttığını görmeyi bizlere ikram et. Çünkü Hak Teala diyor ki, şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. Mevlana da bunu şöyle ifade ediyor. Şükür nimetleri avlayıp onu kendimize bağlamaktır.
Şükreden insan kurnaz bir avcı gibidir. Nimetleri avlar, onları kendisine bağlar. İnşallah biz de kurnaz bir avcı edasıyla nimetleri avlayıp onları kendimize bağlayalım ve nimetlerin artışını da izledikçe daha da mutlu olalım inşallah hayatımız boyunca. Aslında teşekkürün, İnşallah. Efendim kanaatin en güzel ikram olduğunu da böylece anlamak bizlere nasip olsun inşallah. İnşallah. Çokça amin. Akra FM'den dinliyorum. Instagram hesabında nasıl? Ben Akra FM'den dinliyorum. Instagram hesabı da var. Çok var. Ha, şey dinliyor. Bize de reklamını yaptırmış oldu. Amin. İyi. Allah razı olsun. Çok güzel. Nereden yazarsanız dinleyin. Yeter Tabii ki faydalanın. Evet, başka bir şey yok burada. Evet hocam, dua sende. Rabbim inşallah bu sohbetimizin sevabını başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlere, bütün peygamber ailelerine, bütün peygamber dostlarına, tabiuna, tebeut tabiuna, sahabe-i kirama, ölmüşlerimize, efendim annelerimize, babalarımıza, kız kardeşlerimize, erkek kardeşlerimize, mümin ve müminat, müslüman müslüman bütün kardeşlerimize, hakkı geçen hocalarımıza hediye ediyoruz. Rabbim sen vasıl eyle. Bizim de arkamızda hayırlı okuyucu bir nesil ikram eyle. Bugün Azim ismini öğrendik. Azim ismiyle Hak Teala yüceltmeyi, efendim Gafur ismiyle ona hakkıyla efendim hakkıyla ondan bağışlanma dilemeyi, Şekur ismiyle hamd, övgü, minnet, takdir duyguları içerisinde onu anıp başarımızın, bu ikramların gerçek sahibinin o olduğunu fark edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün ifade ettiğimiz esmalarla dualımı etmek istedim kıymetli hocam. Senin ekleyeceğin bir şey varsa hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hiç yok. Artık bu duanın üzerine olsa olsa herkese hayırlı geceler dileyip şu saate kadar bizi yalnız bırakmayan bütün bu kardeşlerimizin gönlünden Allah'a yalvararak istedikleri dualarını haklarında hayırlı olacak şekilde tez vakitte kabul görmesine niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Canım hocam, sana Rabbim şafi ismiyle ve bütün İnşallah. Hastalarımıza şifa vermek diliyorum. Geceniz hayırlı olsun. Haftaya görüşmek üzere. Emanet olun. Sağlıklı, huzurla kalın inşallah. Dualaşalım.